Nihayet 2020 yılına giriyoruz. İnşallah ülkemiz için. İnşallah topraklarımız, askerlerimiz, vatanımız, milletimiz, devlet büyüklerimiz için ve tüm Türkiye'de halkımız için sağlıklı, bereketli, huzurlu, aydınlık ve ne istiyorsanız gerçekleşecek bir yıl olsun. Umarım dualarınızla, umarım enerjinizle her şeyiniz iyileşir istiyorum. Yürekten hepinize bolluk ve bereket diliyorum. Koç burcu ve yükselen Koç burcu olan burcumuz Koç'la başlıyorum efendim. Ve biliyorsunuz ki 2018'den bu yana Satürn Oğlak burcunda, yani Koç burçlarını çok fazla iş ve kariyer konuları ile ilgili gerilettiği için ve bu sisteme konsantre olamadığı için Koç burçları 2020'de artık yerini değiştirmek, yenilenmek, kendine iş kurmak ve yeni atılımlara girmek istiyor ama Koç burçlarına şunu demek istiyorum. Daha bazı şeyleri öğrenmediniz. Çünkü yıkıcı bir oluşumdan enerjiye geçiş sağlayacaksınız ama rica ediyorum. Ocak ve Şubat iş için doğru bir zaman, yani ocağın 17'sine kadar ortaklı ya da iş değişiminiz o tarihe kadar doğru bir zaman değil. Eğer yapacaksanız Şubat itibariyle ortaklı iş düşünceniz olabilir. İşinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni oluşumlara geçmeniz için Şubat 17'den sonra muhteşem oluşumlar sizin için hayırlı olacak. Ve sürpriz anlamda da size beklenmedik teklifler ve bu beklenmedik teklifler size artı enerjiyle hayatınıza geçiş sağlayacak. Yani Şubat kariyer konunuzla alakalı köklü değişimler, verimlilik ve aydınlık sürecek iş yapacaksınız ama ani kararlar vererek değil, hem bütçenizi hem de gideceğiniz noktaları incelemeden bu imzaları atmayın diyorum ama atarsanız da Jüpiter'in size gelecek ufak ufak ışıkları var. Bu ışıkları doğru değerlendirdiğinizde aslında taşlar yavaş yavaş yerine oturacak ve büyük bir ihtimal Haziran'a kadar sistematik hedeflediğiniz noktalarda verimlilik başlayacak ama yıl sonu aman aman zenginlik değil ama gerçekten %60, %70 verimliliğe kavuşmanın ve artık bana zarar gelmeyecek dediğimiz enerjinin keyfine varacaksınız. Bence iş konularınızda doğru atılımlar, doğru ortaklıklar. Ve şöyle söyleyeceğim, Temmuz ayında yurt dışınızla ilgili beklenmedik haberler ve bu haberler sizin için artı kazançlar sağlamanıza yardımcı olacak. Bence Temmuz sizin artık evet yurt dışı bağlarımız, oluşum aylarınızla ilgili çok verimlilik kazandıracak ama size en dikkat etmeniz gereken parayla ilgili ayınız Ocak ve Şubat 17'ye kadar dikkat ediyoruz. Şubat ve Haziran dönemine kadar da paramızı kontrollü ve ödemelerimizi kontrollü şekilde yapıyoruz ki hani Temmuz'da size mutluluk, huzur diyoruz ya, en azından komple rahatlamış keyfinizin tadını da çıkartmanızı uygun görüyoruz. Bu arada biliyorsunuz ki çok değişim olarak özel hayatınızla alakalı, yani ilişkilerinizle alakalı, 10. evinizde gerçekleşecek tutulma sizin için yılın en önemli tutulmalarından biri olacak ve çok güçlü kariyerinizi oturtmuş olacaksınız. Yani 10. ev aslında sizin kariyer, iş anlaşmaları, yurt dışı ile ilgili beklentileriniz, 9. ev yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız ama 10. ev bunların sizin tamamıyla tamamlayacağınız nokta olacak. Hem kendi dilimle hem de haritada baktığım enerjiyle kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü beni ilk kez böyle enerjilerin girişlerini, çıkışları söylüyoruz. Çünkü insanların bu konuyla ilgili bilmediğimi savundukları için mecburen aslında yapıyorum. Yoksa bana kalsa lay 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 yapacağım ve olayı kapatacağım. Onu yapmamak için böyle diyorum. Uzun ve ailenizle geçirmek istediğiniz bir keyifli bir Ağustos ayı olacak. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen bazı koç burçları ve koç yükselenli koç olanlarda güzel yurt dışı seyahatleri gerçekleşecek. Aile büyüklerimizde sağlık konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle anneniz, ablanız, yani kadınlarla alakalı kadınsal noktalar ve ufak riskli hislerle alakalı büyük bir mücadele evresi olacak ama sonu sizin için hayırlı olacağını düşünüyorum. Ama bu Eylül ayı sizi bu konuda ürkütecek. O yüzden canınızı ilk başlarda çok sıkacak ama sonrasında aydınlığa kavuşacaksınız. Evli koçlar özellikle hani ben bu ilişkiden artık bir tat almıyorum. Beni artık ilişkim yoruyor ve ben bu ilişkiyi kökten kurtulmak istiyorum diyen evli koç burçlar için diyorum ki aslında çocuk ve enerjilerinizle ilgili bağları tekrar güçlendirmeniz lazım ama siz evliliği bir türlü kendi kuralınıza göre oturtamadığınız için ve kafanızdaki evliliği yaşayamadığınız için hep mutsuzluk şikayeti yapıyorsunuz. Bence ilk önce kendinizle alakalı akışları yenilerseniz ve 2 yıldır zaten zor bir süreçteyiz. Evlilikte de zor bir süreç yaşadınız.
Eğer bunu doğru döngüde oturtursanız muhteşem evliliğinizin kurtulma dönemi olacak ama biraz da dilinizi, biraz da göz mimiklerinizi, biraz da hareketlerinizi düzelttiğiniz takdirde bu evlilikte keyifli bir süreç söz konusu olacak. Ama şöyle bir şey var, özellikle yaşadığımız yeri taşımak ve evinizi komple aileden uzak noktaya taşımak isteyen bazı koç burçları için diyorum ki evet doğru bir karar ama bu yıl evet parayla ilgili bir rahatlığınız var ama sizi çok büyük risklere atmadan bulunduğumuz noktayı kendi kalıbımıza oturtmamız lazım. Evinizin şeklini değiştirebilirsiniz, badana boya yaptırabilirsiniz, evini sizinle satıp daha ekonomik olarak düzeltebilirsiniz ama şu an çok büyük risklere 2020'de girmenizi istemiyorum. Çünkü 2020 bizim tüm burçlar için geçerli, özellikle Koç burcuna özel değil. Biz 2018'den bu yana yaşadığımız yorgun bir süreci yaşıyoruz. Yani önümüzü göremediğimiz için şu an önemli ve radikal kararlar alıp çok büyük borçlar değil, hem paramızı, hem işimizi, hem aile düzenimizi kontrol edecek şekilde devam edersek muhteşem bir döngü. Bir de sizin aile büyüklerinizden kalma çok büyük bir miras var ve hala devam eden mahkemelik süreçleriniz var. Ve bunlar hayatımıza artı geçiş sağlamadı. Ve artı geçiş sağlamadığı için de hani onu hesap ederek bunu yaparım diyorsunuz ama o mahkemeler biraz daha yoğun etkiler, yoğun kaoslar yaratacak. O yüzden onun doğru yılı 2021. Yani siz bu yıl bekleyin, ekin toprağınıza buğdayını 2021 hasatında almaya başlayın. Bu sadece size bir ışık olsun ama %100 alacaksınız değil. 2020'de bu karar size doğru neticede çıkacak ve doğru bir parayı ev hanenize geçireceksiniz. İlişkisi olmayan koçlar. Evet, size ılımlı ılımlı özellikle 6. aydan sonra evlilik yapabileceğiniz ya da hayatınızdaki doğru ilişkiye ben 2020'de artık hayat arkadaşı kurmak istiyorum diyenler 6. aydaki enerji size çok doğru bir nokta ve 7. evinizdeki güzel bir oluşum size evlilikle ilgili hayatınızdaki kadersel arkadaşınızı çıkartacak ve gerçekten zaman içerisinde söz, nişan ve yıl bitmeden bu parmağımıza alyans takılacak. Çünkü siz de kendi kariyerinizde hedeflediğiniz eğitimleriniz ya da oluşması gereken süreçlerinizle ilgili bazı oluşumlar yarattığınız için 2020 evet evlilik kararı veren koçlar evlilik yapacak ama 6. ayda tanışacaklar. 2020'de parmaklarını alyans takıp 2021'in mutluluğunu tadacaklar. O yüzden doğru aşkı da yelken açacaksınız. Üniversite hayatıyla ilgili devamlı başarısız yaşayan ve kendi kariyerimde hep adaptasyon problemi yaşıyorum diyen koçlara artık Haziran sizin başlangıç ve görme ve enerjinizi komple değiştirme dönemi olacak. Yurt dışı planınız varsa eğitiminizle alakalı, üniversiteye hazırlanıyorsanız başarı ve odaklandığınız noktaya konsantre olacaksınız. Bu da size bir artı keyif yaratacak gözüküyor. Çocuğu olmayan ve uzun süredir tedavi gören koçlar bu yılın sonuna doğru yani 2020'nin sonuna doğru bunun sevincin ama bazı koçlarda tüp bebek ya da tedavi sonucunda gerçekleşecek. O yüzden evinizde ikiz ya da üçüz ya da dördüz ya da biriz evlatlara sahip olma başlangıcını yaşayacaksınız. Ben ateş burçlarına şunu demek istiyorum. Çok yorucu bir yıl yaşadınız. Birçok şeyi öğrendiğinizi de düşünüyorum. Ve inançlarınızı da terbiye ettiniz. Ruhunuzu da terbiye ettiniz ama hayaller ve ateşçi ruhunuz, hani Mars'ın etkisi sizin enerjinizde o kadar dinamik ki, hani ben bu yaştayım ama hala taşı su sıksam suyunu çıkartırım dediğiniz enerjisi. Evet, siz yaşam enerjisi çok yüksek, inanılmaz derecede keyiflisiniz ama akış ve zaman şu an sizin bunu yapmanızı uygun göstermiyor. Ama evet yapma döneminiz 10. 6. ve 5. dönemler yani 5 Haziran, 6 Temmuz, 7 8 Ağustos aralarında bu başarıyı sağlama dönemlerine giriş yapacaksınız ama hatasız istiyorum. Lütfen sağlık olarak sizin en çok göz alakalı, göz tansiyonunuz olabilir, şiddetli başta vuran migren ağrıları ve uzun süredir yağ bezeleriniz ya da vücutta farklı reaksiyonlar gösterir. Bir check-up ya da bir kan tahlili istiyorum. Evet riskli bir sağlık problemi görmüyorum ama belki biraz sağlığınıza ve çok böyle para odaklı ve sistemin yorgun oluşuyla alakalı noktada sizi yıpratan olaylar çok fazla olduğu için düzensiz bir spor hayatınız oldu. Siz çevik ve enerjik bir yapıya sahipsiniz. Çevik
Çevik ve enerjik yapınızı devam ettirmek istiyorsanız spor, yürüyüşler enerjimizi komple değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Özellikle Koç burcu kadınlara şöyle söylüyorum. 2020 estetik anlamında kendinizi yeniden yaratacaksınız. Yani kaşınız, gözünüz, şekliniz, saçınız, yani farklı bir marjinal bir enerjiye giriş yapacaksınız. Bence bunu hak ediyorsunuz. Çünkü siz enerjiksiniz. Çünkü suratınızdaki mimiklerin kırışması ya da saçınızın rengine ak düşmesi bazılarını çok rahatsız ediyor ve güvensiz hissediyorsunuz. Evet, estetik doğru bir yıl sizin için. Özellikle 2020'nin Mart-Nisan dönemlerinde göğüs ya da popo ya da karın germeleriniz varsa o tarihlerde, ha ben o durumda param yok. Kasım, Aralık, Ocak tarihleri, 2020'nin o Kasım, Aralık, Ocak tarihlerinde yaptırırsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum, ama estetik için doğru bir yıldasınız ve planladığınız nokta. Uzun süredir yurt dışından ev almak isteyen bazı koç burçlarına diyorum ki tam zamanı, yani 2020'nin büyük bir ihtimal yıl sonuna doğru. Hele hedeflediğiniz ve çocuklarınızla alakalı ya da farklı bir şehir de olabilir. Bu illa yurt dışı olarak kitlenmeyelim. Evet, muhteşem bir ev alacaksınız ve ev muradınız olacak. 2018'den bu yana arabasıyla ilgili şikayet eden koçlara diyorum ki 6. aydan sonra araba konumla ilgili büyük bir rahatlık olacak. Size enerjinize inanılmaz bir değişiklik, inanılmaz ruhunuz iyileşecek. Bence tam doğru bir yıl. Enerjisi çok yüksek bir yıl. Eğer bunu çok iyi değerlendirirseniz, size çok büyük paralar demiyorum ama umut ettiğiniz şeyleri ve hayal gücünüzle yaratmak istediğiniz her şeyin çok güzel bir aydınlanması olacak. Şöyle söylüyorum, bazı koç burçlarını ailenizle vakit geçirmiyorsunuz. Ve çok iş ve odak ve para odak ve plan ve program yaptığınız için kendi çekirdek halinizle bile ilgilenmiyorsunuz. Sadece hafta sonları yarım saat çocuğunuzla, annenizle, babanızla, aile büyüklerinizle vakit geçirirseniz inanılmaz güzel bir enerji, inanılmaz bir yıl sizi bekleyecek. Ben koçlardan umutluyum. İnşallah koç burçları da benden umutludur. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu ve mutlu.